Bu konuda da Merkez Bankası'nın dengeli büyümeye katkısı hangi alanlarda olur, şu ana kadar hangi alanlarda oldu, bundan sonra hangi alanlarda olmaya devam edebilir, bizim kanunumuz gereği bu katkının azamisini nasıl verebiliriz, onunla ilgili de sunumda görüşlerimizi paylaşıyoruz. Sunum iki bölümden oluşuyor. Birincisi dengeli büyüme ile ilgili politikalar, uygulanan politikalar. İkincisi dengeli büyümenin görünümü. Öncelikle politikalardan başlayacak olursak, yapısal reformlar büyümenin temel sürükleyicisi olacak önümüzdeki dönemde diye iddialı bir cümleyle başlıyoruz. G20'nin Sydney bildirgesinde ve daha sonra Cairns'ta yapılan ikinci toplantıda Avustralya'nın dönem başkanlığı sırasında bu ilave 2 yüzdelik puan, yüzde puan büyümeye eklendi. Bu bir hedef diye de düşünebilirsiniz. Küresel bir hedef. Ve bunun çok önemli bir kısmının yapısal reformlar sayesinde olacağı konusunda bir mutabakat sağlandı. Talep kompozisyonu konusunda ülkeler arasında anlaşmak kolay değil. Dolayısıyla o konuda mutabakat sağlanmak yerine her ülke kendi yapısal reform ajandasını bildirdi ve toplam ülkeler 900 farklı başlıkta taahhütlerde bulundular G20'ye. Ben şunu yapacağım, ben bunu yapacağım ve bu sayede büyümemi yükselteceğim şeklinde. Bunlar Türkiye'deki 10. 5 yıllık kalkınma planı çerçevesinde bazı kalemler, alt kalemler seçilerek verildi. Ve yakın zamanda açıklanan orta vadeli ekonomik programda bunun bir parçası. Dolayısıyla Türkiye'de büyümeyi sağlayacak temel unsur pek çok diğer ülkeden farklı olarak tasarrufların arttırılması. Tasarrufların arttırılması yoluyla Türkiye'de biz temelde büyüme sağlamayı planlıyoruz. Ve çabalar bu yönde olacak. Böylelikle daha az bir dış açık vererek, daha düşük bir cari açık vererek, daha belki de yüksek bir büyüme hızına, daha kalıcı, dayanıklı, dengeli bir büyüme hızına Türkiye ulaşabilecek. Bizim yaklaşımımız ülke olarak böyle. Türkiye dönem başkanlığını alacak biliyorsunuz G20'de. Aralık ayından itibaren ve 2015 yılı boyunca Türkiye dönem başkanı olacak ve toplantılar çoğu zaman Türkiye'de yapılacak. Orada da Türkiye burada bunun uygulamasına önem verecek. Uluslararası Para Fonu'nun yaptığı bir çalışmada bu reformların hepsi yapılırsa, yani şu an hepsi yapıldı ve bitti diye varsayalım. Bütün ülkeler bu 900 tane planın hepsini yaptılar, hayata geçirdiler. Artı 1,8 puan küresel büyümeye katkı geleceğini tahmin ediyorlar. Tabii bu koşullu bir önerme. Dolayısıyla burada çok ağırlıklı olarak yapısal reformlara bir vurgu var. Türkiye'de ise daha dengeli bir büyümeye yönelik politikalar tasarlanıyor. Bunun yapısal kısmı da çok önemli. Yapısal kısmında 10. Kalkınma Planı'nın eylem planları. Öncelikle yapılacak işler, atılacak adımlar eylem planlarına bağlanacak. 25 alt başlıkta 1200'den fazla eylem yakında hükümet tarafından açıklanacak. Burada bunların her birisinin bir tarihi olacak ve o tarihe kadar bunların yapılıp yapılmadığı kamuoyu tarafından takipte edilme imkanına kavuşulmuş olacak. Bu konuda yoğun bir çalışma şu anda yürütülüyor hükümet tarafından. Merkez Bankası nasıl bir katkı yapabilir dengeli büyümeye diye baktığımızda bir numaralı katkı Merkez Bankası'ndan fiyat istikrarını sağlamak şeklinde olur. Fiyat istikrarını sağladığımızda Türkiye'de hem nominal hem reel faizler daha da düşük seviyelerde oluşabilir. Çünkü Türkiye'de çok önemli bir hala da risk primi dediğimiz bir kısım var. O risk primi kısmını iyice aşağı çekebilirsek dengeli büyümeye oradan önemli bir katkı sağlamış olabiliriz. Ama onun dışında da ilave olarak bununla çelişmemek kaydıyla dengeli büyüme politikalarına ilave katkılar da Merkez Bankası veriyor ve vermeye de devam edecek. Onun dışında Finansal İstikrar Komitesi var. Biliyorsunuz Finansal İstikrar Komitesi nispeten yeni kuruldu. 2011 yılının yaz aylarında kurulan bir oluşum. Gözetim ve denetimden sorumlu kuruluşlar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Hazine Müsteşarlığı ve Merkez Bankası bu komitenin, Finansal İstikrar Komitesi'nin üyeleri. Ve burada da sorumluluk bu komiteye aslında ait finansal istikrar açısından ve makro ihtiyati dediğimiz politikaların tasarlanması ve uygulanması açısından.
Buradan da dengeli büyümeye önemli bir katkı geldi, geliyor ve gelmeye devam edecek. Para politikası duruşumuzu özetleyen bir cümlemiz var. Onu hatırlatarak bir başlayayım. Bu enflasyonla daha ziyade ilgili, fiyat istikrarı ile ilgili Merkez Bankası'nın duruşunu özetliyor. Sıkı para politikası duruşu yatay getiri eğrisini yataya yakın tutmak suretiyle devam ettirilecektir. Ne zamana kadar? Enflasyon da önemli bir iyileşme sağlanana kadar, enflasyon görünümünde önemli bir iyileşme sağlanana kadar. Bunu çok fazla detaylarına girmiyorum. Bir grafikte belki daha sonra biraz izah etmeye çalışırım. Ne demektir? Getiri eğrisini yataya yakın tutmak ne anlamda sıkı para politikası demektir? Onu daha sonra kısaca bir özetlerim. Burada bizim Türkiye'de uyguladığımız para politikasında likidite politikasını da aktif olarak kullandığımızı görüyorsunuz. Sadece tek bir oran değil, aynı zamanda bir koridor var. Ve bu faiz koridoru içerisinde biz zaman zaman nispeten daha sıkı ve nispeten daha destekleyici olabiliyoruz. Bu başlarda çok eleştiri almıştı. Fakat yavaş yavaş daha iyi. Anlaşılıyor ki bu aslında faydalı bir çerçeve. Ve burada bunun özellikle sermaye akımlarının oynak olduğu dönemlerde biz faydasını gördüğümüzü düşünüyoruz geçmişte. Ve bundan sonra da bu biraz daha geniş bir koridorla devam etmeyi planlıyoruz. Zaman zaman bu daha dar da olabilir, zaman zaman daha geniş de olabilir. Fakat bu değerli bir araçtır diye düşünüyoruz. Burada bankalar arası para piyasasındaki faiz oranları bizim ortalama bankalara verdiğimiz fonlamanın maliyetinin biraz üzerinde oluşuyor bu dönemlerde. Buna da likidite politikasında sıkılaşma eğilimi diyoruz. Az önce bahsettiğim sıkı para politikası duruşunu nasıl anlarız? Getiri eğrisinde eğilimi ne demektir? Sorusunun cevabı bu yansıda var. Çok basit aslında bu. Kısa vadeli faizlerle uzun vadeli faizleri karşılaştırıyorsunuz. Uzun vadeli faizler piyasada oluşuyor biliyorsunuz. Kısa vadeli faizlerde Merkez Bankası'nın etki gücü daha fazla. Biz şunu söylüyoruz. Uzun vadeli faizler piyasada oluştuktan sonra biz likidite politikası yoluyla kısa vadeli faizlerimizi onunla uyumlu seviyelere kadar taşıyabiliriz. Hatta zaman zaman onun üzerine dahi çıkarabiliriz. Bu krediler açısından sıkılaştırıcı bir uygulamadır. Çünkü bankaların kredi verme eğiliminde düşüşe yol açabilir. Ve benzer şekilde döviz kurları üzerinde de istikrar sağlayıcı bir etkisi olur. Hem döviz kurları üzerinde istikrar sağlıyor hem krediler üzerinde istikrar sağlayıcı bir etkisi oluyor. Eğer kısa vadeli faizler uzun vadeli faizlerin çok altında oluşursa o zaman da hem krediler açısından genişletici bir etki yapıyor hem de döviz kurları açısından Türk lirasına değer kaybettirici bir etki yapabiliyor. Bunun örneklerini geçmişte çok defa yaşadık ve bu gayet etkili bir araç olarak şu anda elimizde ve bunu kullanmaya devam ediyoruz. Amerikan Merkez Bankası ile ilgili çok fazla konuşuldu. Geçtiğimiz yıl Mayıs aylarında artık nicel genişleme dediğimiz politikadan yavaş yavaş çıkıp daha ziyade sadece faizler dilinden konuşmaya başlayacağız şeklinde bir niyet beyan edildikten sonra küresel bazda bütün varlıklar yeniden fiyatlandı ve biliyorsunuz Amerikan uzun vadeli kıymetlerinin 10 yıl vadeli kıymetlerinin faizi %1,5'lara yakındı. O %3'lere kadar yükseldi. İlk konuşma sırasında bu oldu. Daha sonra uygulamaya geçtikten sonra aslında o kadar da sert bir devam gelmedi ve giderek orada hatta kısmi bir düşüş bile gözlemeye başladık uzun vadeli Amerika'nın faizlerinde. Dolayısıyla korkular olmadı. Bunu piyasalar çok belirsizlik unsuru olarak görüp başlarda fiyatlamakta bunu zorluk çektiler. Fakat zaman içerisinde fiilen uygulamaya geçtikten sonra aslında bunun o kadar da çekinilecek bir şey olmadığını görmüş oldular. Sonuçta parasal genişleme bir boyutta dururken diğer boyutta yani faiz boyutunda yine devam ediyor diye düşünmemiz gerekir. Çünkü faiz oranları son derece düşük hem Amerika'da hem dünyada. Bu cari açık veren ülkelerde biraz daha fazla etki yaptı. Hem faiz oranlarında hem döviz kurlarında bir miktar etkisini bunun daha fazla gördük. Hangi ülkeler bunlar? İşte cari açık veren 5 belli başlı büyük gelişmekte olan ülke Hindistan, Güney Afrika Cumhuriyeti, Brezilya, Endonezya gibi ülkeler. Bunların uzun vadeli faizlerinde her birinde artışlar görüldü. Türkiye'de de bu artış görüldü. Ne kadar bir artış oldu? Mesela %6'ya kadar bizim uzun vadeli, 10 yıl vadeli Türk lirası cinsi faizlerimiz çıkmıştı. Bugünlerde de işte 3 puan, bunun üzerine 9 civarında bu faizler ulaşmış durumda. Orada demek ki
Bunun Türkiye'de de bir yansıması oldu. Fakat bu büyük ölçüde fiyatlanmış görünüyor şu anda. Reel faizler diye bakacak olursak, kurdaki nominal faizlerdeki artışın yaklaşık 1 puanına yakını enflasyon bekleyişlerindeki bozulmadan kaynaklandığı için aslında reel olarak çok aşırı da büyük bir fark olmadı. Yaklaşık işte kalan kısım 2 puan kadar bir reel faizlerde artış oldu. Sıfıra yakındı bizim reel faizlerimiz uzun vadeli hazine kıymetlerinde. Sıfıra yakın olan faizler bugünlerde %2'ye yakın seyrediyor. Yaklaşık 7 civarında bir enflasyon bekleyişi var. 10 yıllık kıymetlere bakacak olursak 9 civarında da bir faiz var. Dolayısıyla reel faiz %2 civarında piyasada oluşuyor. Bu geçmişle kıyasladığımızda, küresel finans krizi öncesiyle kıyasladığımızda çok düşük aslında. Geçmiş dönemlerde %10, 9-10 civarında bir yerdeydi Türkiye'nin denge reel faizi, piyasada oluşan reel faizi. Küresel krizle birlikte bir yapısal kırılma oldu. Ve bütün dünyada reel faizler düştü. Bunun kalıcı olup olmadığı aslında bir süre tartışıldı fakat şu anda kalıcı olduğu görülüyor. Türkiye'de de ciddi bir düşüş oldu ve dikkat ederseniz burada Türkiye'deki iş dinamikler çok kuvvetli olduğu için, Türkiye'de borçlanma eğilimi çok aslında yüksek olduğu için hem kamudaki mali disiplin, bütçe disiplini hem de özel sektördeki disiplin, özel sektördeki bütçe disiplini ikisi birlikte uygulandı ve bu basiretli borçlanma diye özetleyebileceğimiz davranış sayesinde Türkiye'de de bu düşüş kalıcı olabildi. Eğer Türkiye'de mesela kamu eğer çok fazla borçlanmaya devam etse ve bütçe açıklarını arttırsaydı, özel sektörde de kredi artışları daha önce olduğu gibi, küresel krizden çıkış sırasında olduğu gibi %35'ler seviyesinde devam etseydi, biz büyük ihtimalle bu denge faizlerinden daha yüksek bir yerde, daha yüksek bir reel faiz düzeyinde denge bulurduk. Demek ki alınan makro ihtiyati önlemlerin ve sıkı maliye politikasının, mali disiplinin mutlaka burada denge reel faizlerine düşürücü yönde bir etkisi oldu diye özetleyebiliriz. O yüzden basiretli borçlanma çok önemli. Kamuda bunun bir örneğini verecek olursak, Türkiye'de bütçe açığı biliyorsunuz, Avrupa'nın kendisine norm olarak aldığı Maastricht kuralı olan %3'ün oldukça altında. Maliye Bakanımız eğer sizlerle paylaşmak imkanı bulurlarsa büyük ihtimalle %1,5-1,4 civarında bir bu yıl bütçe açığı bekleniyor ki 3 yıllık program döneminin sonunda da bunun %0,4'e yani neredeyse denk bütçeye ulaşması öngörülüyor. Gene kamu borç yükü açısından bakacak olursak kamu borç yükünün de Türkiye'de gayri safi hasıla oranı şu anda %35'in bile altında ve bunun da %28,5'lu seviyelere kadar inmesi öngörülüyor orta vadeli program dönemi boyunca. Demek ki burada gerçekten güzel bir bütçe disiplini planlanıyor. Özel sektöre gelince, özel sektörde eğer hane halkı borçlanacak olursa, tüketiciler borçlanacak olursa orada da gerçekten zor bir optimizasyon problemi var. Ve özellikle düşük gelirli kesimler, hocamın da bahsettiği gibi eğitimleri de aslında düşük olduğu için belki. Biraz da tabii harcama standartlarını da Türkiye ortalamasına yaklaştırmak istedikleri için doğal olarak aşırı borçlanmaya gidebiliyorlar. Özellikle kredi kartlarında bunu çok gördük ve pek çok daha sonra zorluklarla karşı karşıya kalıyorlar. O yüzden kredi kartlarıyla ilgili çok önemli bir düzenleme yapıldı. Bütün kredi kartlarınızın toplam limiti 4 aylık gelirinizi geçemez. Böyle bir düzenleme yapıldı. Artı kredi kartında taksitleme uygulamasına bir sınırlama getirildi. Gıda ve benzin gibi kalemlerde taksit yapılamaz. Onun dışında kalan kalemlerde de 9 taksiti geçemez şeklinde bir uygulama yapıldı. Diğer tüketici kalemlerinde de, tüketici kredisi kalemlerinde ise yine vade sınırlaması 36 ay vadeyi geçemez. Normal tüketici kredileri, ihtiyaç kredileri 48 ay vadeyi geçemez. Otomobil kredileri konutta ise herhangi bir vade sınırlaması yok. Ancak bir konut almak için %25 peşinat şartı getirildi. 25 peşinat getirmek durumundasınız. Otomobillerde de yine benzer bir şekilde peşinat şartı getirildi. Bunların hepsinde makro ihtiyati düzenlemeler diyoruz. Bunlar Şubat ayında Türkiye'de yürürlüğe girdi ve çok etkili oldu. Gerçekten bunların çok etkili olduğunu görüyoruz. Ve o sayede de ilave bir reel faizlerle Türkiye'de düşüş bu şekilde sağlanabilmiş oldu. Türkiye'nin risk primi göstergesi olan kredi sigortalarının fiyatına baktığımızda bu arada da kırmızı çizgi Türkiye'yi gösteriyor. Sarı olan, gelişmekte olan ülkelerin ortalamasını gösteriyor. Orada da genelde iyi bir gelişme aslında şöyle. Küresel kriz sırasında bunlar bütün her yerde çok yükselmişti. Daha sonra Avrupa bölgesi borç krizi sırasında gene bir geçici bir yükselme olmuştu.
Amerikan Merkez Bankası'nın söyleminden sonra yine tekrar bir miktar yükselme olmuştu ama bunların her birisinin tepe noktası bir önceki tepe noktasının daha altında. Dolayısıyla giderek aslında buradaki risk algısı azalıyor. Gelişmekte olan ülkelere karşı risk algısı azalıyor. Türkiye'de bunların içerisinde yalnız Türkiye'deki bazı ilave riskler bir miktar Türkiye'nin o sarı çizgiden daha yukarıda oluşmasına yol açıyor. Dolayısıyla biz Türkiye'deki riskleri ne kadar azaltırsak ekonomi tarafında ve diğer taraflarda o kadar risk primimiz daha da düşecektir. Döviz kurlarıyla ilgili burada dönem dönem Türk lirasının zayıfladığı dönemler de oldu ama alınan para politikası tedbirleri sonucunda son Ocak ayından bu yana, Şubat'tan itibaren Türk lirası son derece istikrarlı seyrediyor diğer ülkelerle kıyasladığımızda diyebiliriz. Oynaklık olarak bakarsanız da gene yakın zamanda gözlediğimiz kur oynaklığı benzer ülkelere göre daha orta seviyelerde diyebiliriz. Faiz oranlarının diğer faizlere yansıması şeklinde bakacak olursak da burada yine uygulanan bilinçli politikaların sonucunda ticari kredilerin faiz oranları tüketici kredilerinin faiz oranlarından önemli şekilde daha düşük oluşuyor. Bankalarımız orada çok daha düşük faizler uygulayabiliyorlar. Üretim için finansman Türkiye'de tüketimin finansmanından çok daha ucuz. Bu da bilinçli bir çabanın sonucu. Çünkü Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumumuz burada bilinçli olarak tüketici kredilerinin risk ağırlıklarını daha yüksek tutuyor ve fiyatlamaların da bir yerde ona göre oluşmasına yol açıyor. Bu grafik çok önemli. Grafiği anlatmaya geçmeden önce Türkiye Ekonomi Kurumu 1929 yılında kuruldu diye Ercan Hocamız hatırlattı zaten. Orada da görüyorsunuz bayrakların, flamaların üzerinde 1929 kuruluş yılı gösteriliyor. 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda Amerika'da önemli bir şey oldu. Amerikan Merkez Bankası 1923 yılına gelene kadar kredilerin ve paranın sadece miktarına bakmakla yetinmiyordu. Aynı zamanda kompozisyonuna da bakıyordu. Kredilerin kompozisyonu. Yani Amerikan Merkez Bankası fonlamayı sağladığı zaman bu para nereye gidiyor? Bankacılık sektörü bunu kimlere kullandırıyor? Ona da bakıyordu. Ve orada ne kadarı spekülatif yatırımlara gidiyor, ne kadarı tüketimin finansmanına gidiyor, ne kadarı üretimin finansmanına gidiyor noktasında dikkat ediyordu. 1923'e kadar. 1923'ten sonra artık bakmamaya başladı. Ben fonlamayı sağlarım. Paranın genel gidişatına bakarım, parasal büyüklükler ne kadar hızlı büyüyor ona bakarım. Kompozisyon beni ilgilendirmez, o piyasada kendi kendine oluşur demeye başladı 23'te. Daha sonra 1929'a 30'a gelene kadar yaklaşık 6-7 yıl var. Biliyorsunuz finansal döngülerde böyle bir yerde çok da söylenen 7 yıl, iyi dönem 7 yıl kötü dönem diye hep söylenen döngüler vardır. O 7 yıllık bolluk döneminden sonra büyük buhran yaşandı dünyada. Yani demek ki kredilerin kompozisyonuna bakmak lazım. Bankalar bunu tüketicilere tüketimin finansmanı için mi kullanıyorlar, kullandırıyorlar? Yoksa üreticilere üretimin finansmanı için mi kullandırıyorlar? Bu önemli. Buna biz bakmaya başladık Türkiye'de. Ve uygulanan politikalar başarılı oldu. Bu ilk defa oluyor Türkiye'de. Kırmızı çizgi tüketici kredilerinin büyüme hızını gösteriyor. Mavi çizgi ticari kredilerin büyüme hızını gösteriyor. Ve ilk defa belki uygulanan politikalar sonucunda tüketici kredileri daha yavaş bir hızla büyürken firma kredileri daha hızlı bir tempoda artıyor. %20 civarında üretimin finansmanı büyürken %10 civarında tüketimin finansmanı Türkiye'de artık büyüyor hale geldi. Bundan biz Merkez Bankası olarak da çok mutluyuz. Çünkü tek başımıza Merkez Bankası elindeki araçlarla bunu yapamazdı. Bunu yapabilmek için mutlaka Banka Gözetim ve Denetim Otoritesi'nin, hükümetin burada katkı vermesi gerekiyordu ki çok ciddi bir şekilde bu katkıyı biz gördüğümüzü ifade edebiliriz. Ve bu politikaların sonucunda da hem enflasyonun düşmesi açısından hem de dış dengenin iyileşmesi açısından yani cari açığın azalması açısından bu gidiş çok olumlu. Bundan son derece memnunuz. Cari açık üzerindeki etkisini hemen gösteriyor. Anında gösteriyor. Enflasyon üzerindeki etkisini de yaklaşık bir yıllık bir gecikmeyle gösteriyor bizim arkadaşların yaptığı çalışmalara göre. Dolayısıyla önümüzdeki yıl bunun faydasını enflasyondaki düşüş şeklinde göreceğiz. Merkez Bankası fiyat istikrarına önem vererek dengeli büyümeyi destekliyor. İş denge açısından bu çok önemli.
Onun dışında ilave destek olarak neler yapıyor? Bizim ihracatçılarımıza sağladığımız bir fonlama imkanı var. Orada biliyorsunuz ihracat reeskont kredilerimiz var. Burada 8 aya kadar vadelerde biz Türk lirası borç veriyoruz. Türk Exim Bank veya gönüllü bankalar aracılığıyla. Ve onlar da ihracatçılarımıza bunu kullandırıyorlar. Oldukça düşük bir maliyetle bunu sağlıyoruz. Kısa vadelerde LIBOR, daha uzun vadelerde LIBOR artı 20 bas puan şeklinde bir maliyeti var bunun. Bizim Exim'e veya bankalara uyguladığımız maliyet. Onlar da ilave bir ufak bir marj koyup bunu ihracatçılarımıza kullandırıyorlar. Geri alırken de, geri ödemeleri de dövizle alıyorlar. Dolayısıyla avro veya dolarla geri ödemeleri alıyorlar. Onu da bize veriyorlar. Dolayısıyla bizim rezervlerimiz artmış oluyor. Türk lirası veriyoruz, döviz alıyoruz. Sanki dövizi satın almış gibi oluyoruz ama ihracatçımızdan satın almış gibi oluyoruz. Bu şekilde rezervlerimize de katkı yapıyoruz. Yani iki amaca birden aslında yardımcı oluyor. Hem ihracatın finansmanını ucuzlaştırıyor ve kolaylaştırıyor hem de aynı zamanda rezervlerimizi bu şekilde arttırmış oluyoruz. Bu eski bir mekanizmaydı. Biz bunu aktive ettik. Küresel kriz sonrasında önceki başkanımız döneminde, Durmuş Bey'in döneminde bunu aktive ettik ve limitlerini arttırdık. Bugün için şu anda alacak bakiyemiz 9 milyar dolar civarında alacak bakiyemiz var. Rezervlerimize o kadar en azından bir katkı gelecek önümüzdeki dönemde ve artı ilave katkılar da tabii gelebilecek. Biz bu limitleri şimdi gözden geçiriyoruz ve burada limitlerde bir artış yapacağız yakın dönemde ve aynı zamanda da bunun maliyetini biraz daha düşürmek için neler yapabiliriz ona bakıyoruz. Özellikle o ilave 20 bas puanı almasak olur gibi görünüyor. Dolayısıyla orada bir maliyette de düşüş söz konusu olabilecek. Bu ihracatçılarımız için talebi de arttıracaktır, ilave bir kolaylık da sağlayacaktır diye düşünüyoruz. İkinci alan, sürdürülebilir kredi büyümesi. Sürdürülebilir kredi büyümesinde de bir %15 referans oranı zikrettik. Türkiye için biz makro hedeflerle uyumlu kredi büyümesinin %15 civarında olduğunu düşünüyoruz. Orada %10 civarında nominal bir gayri safi hasıla büyümesi, isterseniz buna 6 enflasyon 4 büyüme deyin, isterseniz 5 büyüme 5 enflasyon deyin, %10'luk bir nominal gayri safi hasıla büyümesi makul görünüyor. İlave 5 puanda hem bankalarımızın daha derinleşebilecek yerleri var, finansal derinleşme için ama sürdürülebilir bir finansal derinleşme için yeterli görünüyor. Ya da onun bir kısmı da cari açıkta olabilir o 15'lik kısmın. Dolayısıyla o da %5'in altında bir cari açıkta uyumlu görünüyor. Üçüncü imkanımız son borç verme merci imkanları. Orada da biliyorsunuz Türk lirasında zaten bir son borç verme faizimiz var. Dövizde, avroda ve dolarda son borç verme faizi oranlarımızı gözden geçirdik. Bunlar bir hafta vadeli Merkez Bankası'ndan alınabilecek fonlar ama burada klasik merkez bankacılığı uyguluyoruz. Yani aslında bunun kullanılmamasını istiyoruz normal şartlar altında. Bunun bir güven unsuru olarak orada durmasını istiyoruz. O yüzden de klasik merkez bankacılığının benchot prensibi çerçevesinde hareket ediyoruz. Ne demek bu? Merkez Bankası likiditesi mevcut olmalıdır. Teminatının çok kuvvetli olması gerekir ve pahalı olmalıdır. Pahalı olmalıdır ki orada dursun ve kullanılmasın ama bir güven unsuru olarak borç döndürme riskine karşı bankalarımıza ve onlara borç verenlere güven sağlasın. Bu anlamda bunu kullanıyoruz ve bunu yakın zamanda Amerikan dolarında %7,5'a, avroda da %6,5'a indirdik. Onunla ilgili de bir 3 yıllık plan açıkladık. Şimdi birazdan o planı göstereceğim. İşte herkes bize soruyor, Amerikan Merkez Bankası para politikasını sıkılaştırırsa ne yaparsınız? Biz de işte orada ne yapacağımızı gösteriyoruz. Dolayısıyla burada çok çekinilecek bir durum ortada yok. Biz de o 7,5 olan rakamı Amerikan Merkez Bankası sıkılaştırdıkça biz birazcık daha yükselteceğiz. Yapacağımız şey bu. Yine bankalarımız aynı şekilde borçlarını döndürmeye devam edecekler. Ve cari açıkta kademeli bir şekilde iyileşmeye devam edecek. Finansman ihtiyacı da yavaş yavaş azalacak. Son olarak da çekirdek yükümlülükleri desteklemek istiyoruz. Çekirdek yükümlülükler nedir bankaların? Bankalarımız mevduat toplayabilirler, sermayeleri var kendilerinin. Bunlar çekirdek yükümlülüklerdir, sağlam kaynaklardır. Bunun dışında da yurt dışından borçlanabilirler. Bu da çekirdek olmayan yükümlülüklerdir. Yurt dışından borçlanmalarıyla ilgili olarak da daha ziyade içeriye yönelmeleri, yani mevduatı ve sermayeyi tercih etmeleri şeklinde bir teşvik mekanizması getireceğiz. Orada da zorunlu karşılığa ödediğimiz telafi faizi yoluyla bu mekanizmayı devreye alacağız. Daha çok çekirdek yükümlülüklere önem veren bankalara biraz daha yüksek telafi faizi ödeyeceğiz zorunlu karşılıklara. Daha düşük olanlara biraz daha düşük telafi faizi ödeyerek
bu şekilde bu teşviği de sağlamış olacağız. Bu şekilde ilave destekler, bunların hiçbirisi enflasyon konusunda olumsuz bir etki yapmıyor. Bilakis bazıları olumlu etki bile yapıyor. Dolayısıyla burada fiyat istikrarıyla çelişmemek kaydıyla Merkez Bankası hükümetin büyüme ve istihdam politikalarına destek verir şeklindeki kanun hükmünü de yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. Sayın Bakanımız da geldiler. Dolayısıyla kanuni görevlerimizi yerine getirdiğimizi tam doğru zamanda söylemişim. Sayın Bakanım, fiyat istikrarıyla çelişmemek kaydıyla hükümetimizin büyüme ve istihdam politikalarına nasıl destek verdiğimizi 4 örnekle siz gelmeden arkadaşlarımıza anlattım. Dolayısıyla oraya geçebiliriz. İhracat ve eskont kredileri yoluyla bu yıl toplam net rezervlerimize 13 milyar dolar civarında bir katkı yapacağımızı öngörüyoruz. Bunun dışında rezerv opsiyonu dediğimiz bankaların bizde serbestçe istedikleri zaman kullanabilecekleri döviz likiditesi var. 38,5 milyar dolar bankaların bizde parası var. İstedikleri zaman kullanabilirler. Ve zorunlu yabancı para cinsinden karşılıklar ise 33,6 milyar dolar. Toplam 72,1 milyar dolar bankaların bizde aslında likiditeleri var döviz anlamında. Buna 11 milyar dolarlık limiti de eklerseniz, son borç verme çerçevesinde limitlerini eklerseniz de 83 milyar dolarlık bir likidite imkanları var. Bu 11'i de yukarı yönde revize edeceğiz. 10 Aralık tarihli toplantımızda bunu ilan edeceğiz. Bu en son 2008 yılında güncellenmiş. 2008'den bu yana hem sektör çok büyüdü hem bizim döviz rezervlerimiz çok arttı. Dolayısıyla buradaki 11'de daha yukarı bir rakam olarak kamuoyuna duyurulacak. Ve o da 3 yıllık bir dönem boyunca şu oranlarla olması öngörülüyor. Bunları tabii her an değiştirebiliriz aslında ama bize hep soruluyor. Amerika Merkez Bankası sıkılaştırırsa siz ne yapacaksınız? Biz de bunu yapacağız işte ekranda gördüğünüz şeyi. Bir hafta vadeli Merkez Bankası'ndan eğer olur da bir borçlanma ihtiyaçları olursa ondan önce rezerv opsiyonlarını kullanmalarını isteyeceğiz. Rezerv opsiyonunuzu kullandınız mı? Oradaki imkan tamam mı? Tamam, orayı kullandık. Hala da ihtiyacımız var derlerse o zaman bizden dolarda 7,5 Avro'da 6,5'la borç alabilecekler gelecek sene boyunca. Sonra 2016'da Amerikan Merkez Bankası arttırırsa biz de 8,5 diyoruz. 2017'de 9 diyoruz. Avro'yu değiştirmiyoruz. 6,5, 6,5. Dolayısıyla bu da bizim planımız olmuş oluyor. Bu tür bir sıkılaşmaya karşı. Güvence unsuru olarak. Onun dışında sürdürülebilir kredi büyümesi makul bir şekilde şu anda arzu ettiğimiz seviyelere geldi. Ve %16-15 civarında bir kredi büyümesi yıllık bazda bizce sürdürülebilirdir ve enflasyon hedefleriyle de uyumludur diye düşünüyoruz. Cari açıktaki dengelenmeye de yardımcı oluyor diye düşünüyoruz. Çekirdek yükümlülüklerle ilgili büyük ihtimalle önümüzdeki hafta, büyük ihtimalle salı günü bir açıklama yapacağız. Orada da geçen kurul toplantısında konuştuğumuz bu teşvik unsurunu, zorunlu karşılıklara faiz, telafi faizinin bu şekilde bir teşvik unsuru olarak kullanılmasını da detaylarıyla birlikte kamuoyuna iletmiş olacağız diye düşünüyorum. Peki bu uygulanan politikalar sonucunda maliye politikaları, yapısal reformlar, finansal istikrar komitesi politikaları ve Merkez Bankası politikaları sonucunda nasıl bir görünüm var konusunda çok hızlı bir şekilde birkaç belki slide göstererek sözlerime son vereyim. Küresel büyümenin yavaşladığını Ercan Bey de bahsetmişti. Bizde de yüzde bu sene 3,3 bekliyoruz büyümeyi. Katkı net ihracattan geliyor ki biz bundan memnunuz. Fakat dünya yavaş büyüdüğü için net ihracat çok fazla katkı da yapamıyor. O yüzden biraz büyüme hızımız geçmişe göre daha düşük oluyor. Dengeli büyüme ama daha yavaş bir büyüme. Önce göstergeler çok da kötü değil. Yani ikinci çeyrek zayıftı. Fakat önümüze baktığımızda ihracat siparişleri oldukça güçlü görünüyor yakın zamanda. İç talep biraz daha nispeten dengeli görünüyor. Dolayısıyla dengelenme devam edecek diye düşünüyoruz. Ağustos'ta bir ara vermişti iyileşme eğilimi. Şimdi Eylül, Ekim, Kasım şeklinde iyileşme devam edecek diye tahmin ediyoruz dış denge açısından. Enflasyonda da ilk çeyrekte ve ikinci çeyrekte çok kuvvetli bir düşüş göreceğiz baz etkilerinin geri alınması sayesinde. İhracat miktar olarak artıyor, ithalat daha yatay. Önce göstergeler Türkiye'nin biraz daha artıya döndüğünü büyüme tarafında, önce bir zayıflama sonra tekrar artıya döndüğünü bugünlerde gösteriyor. Avrupa'da zayıflamayı gösteriyor net bir şekilde. Tüketici güven endeksleri ve yatırım endeksleri ılımlı seyrediyor. İstihdam artışı bize de şaşırtan bir şekilde çok kuvvetli oldu. 2007-2013 döneminde yıllık %3,5'a yakın ortalama bir istihdam artışı oldu ki gelişmiş ülkelere göre bu müthiş bir artış, gelişmekte olan ülkelere göre de en yükseklerden birisi. Buna rağmen
İşsizlik arttı, nasıl arttı? İşsizlik hala 10'lardan bahsediyoruz, işsizlikte 9'lardan bahsediyoruz. Nasıl oluyor? İş gücüne katılım hızla artıyor. Özellikle kadınların iş gücüne katılımı her yıl 1 yüzde puan artarak devam ediyor. 25'ten 30'a geldi. O hızla da devam edecek gibi görünüyor. Dengelenmeden bahsettik. İhracatın ithalata karşılama oranı artmaya başladı ve devam edecek. Burada 65'lerdeyiz. Son 12 ay diye bakacak olursanız bu 65'in üzerine çıkacak kesin. Yani dolayısıyla biz burada 70'e ne kadar yaklaşırsak artık dış dengeyle ilgili çok da fazla problemimiz kalmayacaktır. İhracat ithalattan daha hızlı büyüyor ama her ikisi birden yavaş büyüyor. Türkiye'nin dünya ihracatı içerisindeki payı %0,8'den %0,9'a çıkabildi. Bunun mutlaka %1'e doğru devam etmesi gerekir. Ama ithalatın dünya ithalatı içindeki payı %1,35 civarında oldukça yüksek ve o yatay. Yani uygulanan politikalar aslında burada sonuç vermiş görünüyor. İhracattan bahsettik. Avrupa Birliği'ne satışlarda bir artış gözlendi ama yakın zamanda Avrupa Birliği'nde de yavaşlama sinyalleri olabilir. O yüzden Amerika. Amerika'nın bizim ihracat pazarlarımız içindeki payı 7 numaradan, geçen sene 7 numaraydı, 4 numaraya yükseldi ve hızla yükseliyor. 1 numara her zaman Almanya, 2 numara Irak'tı, şimdi 2 numara İngiltere, 3 numara Irak, 4 numara Amerika. Bu şekilde gidiyor, sonra İtalya geliyor. Buradaki artışlara bakarsak Amerika'ya %20'nin üzerinde bir artış var ihracatta. İspanya'ya keza yüksek, Almanya'ya fena değil ama Irak'a ihracatımız düşüyor, düştü, şimdi hafif hafif toparlıyor. Rusya'ya ihracatımız eksi bölgede seyrediyor. İş adamlarımızın esnekliği burada bize çok büyük bir güvence sağlıyor. Gerçekten hangi piyasaya satabiliyorlarsa, hangi döviz kuru avantajlıysa o piyasaya hemen hızlı bir şekilde gidip işlerini kaydırabiliyorlar, ürünlerini kaydırabiliyorlar. Bu bizim Türkiye olarak, ülke olarak çok büyük bir avantajımız. Cari dengede iyileşme var. Orta vadeli programda bu yıl 5,7, daha sonra da program dönemi sonunda da 5,2 gibi bir yere gelmesi öngörülüyor. Dış dengede daha sürdürülebilir seviyeleri amaçlıyoruz. Finansman ağırlıklı olarak doğrudan yatırımlar ve uzun vadeli borçlanma şeklinde. Portföyde önce çok kuvvetli net girişler vardı, sonra net çıkışlar oldu. Şu anda son 12 aylık portföyde birbirini götürdü girişler çıkışlar. Ama esas finansman uzun vadeli borçlanmadan kaynaklanıyor. Burada da firmalarımızın, banka dışı doğrudan doğruya yurt dışından borçlanan büyük firmalarımızın borçlanma vadeleri 5 yılın üzerinde. O yüzden onların herhangi bir borçlarını döndürmede bir sıkıntıları hiç olmadı. Bundan sonra da olacağını beklemiyoruz. Dolayısıyla biz bankalara odaklandık. Bankaların rahat bir şekilde vadesine 1 yıl kadar kalan borçlarını çevirebilmelerine yetecek kadar da rezervimiz var. Fazlasıyla var. Hazinemiz zaten çok az borcu var. Dolayısıyla orada bir sıkıntı yok. Enflasyon yüksekti. Enflasyonda da düşüş başladı. Döviz kuru biraz daha istikrar kazandıkça burada oradan gelen etki olmayacak önümüzdeki dönemde. Ve trend olarak %7'ler civarındayız ama 7 çok yüksek. Bu trendin de 7'nin altına, önce 6'ya sonra 5'e doğru mutlaka inmesi gerekiyor. Çekirdek enflasyon trendinin, ki biz hedefli de olalım, %5'e gelelim. Burada gıdada da bir ilave sıkıntı oldu. Bu yıl biliyorsunuz kuraklık çok yüksekti ve 14,22 gibi bir gıda enflasyonu var. Gıda ve yemek hizmetleri hariç baktığımızda da %6,6 seviyesine geldi yıllık son 12 aylık enflasyon. Bunun daha da düşmesi gerekiyor. Kuraklık yıllarını görüyorsunuz. 94 çok aşırı kurak bir yılmış. 2001 çok aşırı kurak bir yılmış. Bu yıl da çok aşırı kurak bir yıldı. Ama ekonomik ve finansal göstergeler son derece bu yıl iyi. İşlenmemiş gıdada bir geçici bir yükselme var. O dönecektir geriye, bir noktada ne zaman olacağını göreceğiz. Dünyada gıda fiyatları düşüyor. Dolayısıyla bizde de çok da fazla kalıcı bir yükseliş olamaz. Dünyada gıda fiyatları düşerken. Beklentilerde de bahsettiğim gibi 1 puanlık bir bozulma oldu. Biz buna karşı yaklaşık 3 puandan fazla bir parasal sıkılaştırma tepkisi verdiğimiz için burada da bu bozulma duracaktır. Ondan sonra yavaş yavaş iyileşme başlayacaktır önümüzdeki aylarda diye tahmin ediyoruz. Emtia fiyatları şu anda yardımcı oluyor. Petrol ciddi bir şekilde düştüğü için burada da hem enflasyona hem cari açığa hem büyümeye olumlu yansıyacak. Biz de tahmin, önce verdiğimiz tahminin üst sınırındayız. %70 tahmin aralığının üst sınırında devam ediyoruz. Yeni bir tahmini de bu ay sonunda vereceğiz. Ben burada sözlerime son verirken hepinize ilginiz için teşekkür ediyorum. Şahsım ve Merkez Bankası adına saygılar sunuyorum.